Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel yapımı da oldukça kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolüks Minnoş bebeğini. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi attım, birkaç sıra lastik ördüm ve ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abonelikler ücretsizdir. Sizler de benimle birlikte örmek için hazırsanız buyurun hep birlikte başlayalım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. İlk sıramız kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzdeyiz ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzde ve ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıradayız ve arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci sırayı da tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde üçüncü sıradayız. Şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şurada üç tane düz ilmeğimiz var. Şöyle üçlü baktığımızda şu üçüncü ilmeğe şöyle bakın şuradan şöyle batıyorum şöyle örer gibi yani şöyle düşünün. Şunları şöyle alıp şöyle göstereyim. Aynı bu şekilde normal örer gibi öreceğiz. Üçüncü ilmeğimi şöyle içten batıp şöyle örüyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. İki tane düz örüyorum. Ve bu ilmeği şöyle şişimden çıkarıyorum. Yine bakın şurada üçlü ilmeğim var. Şöyle üçüncü ilmeğe şöyle içten batıyorum. Örüyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi biraz uzatıyorum. İki tane düz örüyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Şunu şöyle bırakıyorum. Yine aynı şekilde şu üçüncü ilmeğe şöyle batıyorum. Normal örüyorum. Şöyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. İki tane düz örüyorum. Şunu şöyle bırakıyorum şişimden. Yine üçüncü ilmeğime şöyle batıyorum, örüyorum, ilmeğimi şöyle uzatıyorum, iki tane düz örüyorum ve bunu böyle şişimden çıkarıyorum. Son kez yine aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü ilmeğe şöyle içten batıyorum, örüyorum, ilmeğimi uzatıyorum biraz, iki tane düz örüyorum ve bu ilmeği şöyle bırakıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Komple bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu bizim ayrıca son sıramız. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Oldukça kolay ve görünümü de çok güzel bir model. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Modelimizi bir kez kurduk. Tabii şimdi çok da anlaşılmayabilir. Daha bir kez kurduk. İlerledikçe daha da iyi anlaşılan bir model. Bir kez daha birlikte kuralım. Tekrar aynen şu ilk sırada yaptığımız işlemlerin tekrarlarını yapacağız. Birinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlk sıradayız. Ön yüzdeyiz.
Bir kenar ilmeğimi de örüp ilk sıramı tamamladım. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz. Arka izde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka izde ve ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzde 3. sırada modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu 1, 2, 3. ilmeğin şöyle içinden batarak örüyorum ve ilmeğimi çıkarıp şöyle biraz uzatıyorum. 2 tane düz örüyorum ve şu ilmeği şişimden bırakıyorum. Yine 3. ilmeğin şöyle 1, 2, 3. ilmeğin şöyle içinden batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. 2 tane düz örüyorum. Ve şu ilmeği şişimden çıkarıyorum. Yine 1, 2, 3. ilmeğin şöyle içinden batarak bakın şöyle örüyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. 2 tane düz örüyorum. Ve şu ilmeğimi şöyle bırakıyorum. Yine 3. ilmeğimin içinden şöyle batıyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. 2 tane düz örüyorum. Ve şu ilmeğimi bırakıyorum. Yine 3. ilmeğe batıyorum. İlmeğimi çıkarıp şöyle uzatıyorum. 2 tane düz örüyorum. Bu ilmeğimi şöyle şişimden bırakıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp 3. sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde 4. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırada farklı bir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve bu bizim son sıramız oluyor aynı zamanda. Bu sıranın bitimiyle modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz artık bayağı bir belirginleşti, ortaya çıktı. Çok hoş, oldukça da kolay bir model. Ben kamera arkasına da daha büyük bir parçada da örmüştüm, hazırlamıştım şöyle sizler için. Şöyle de her açıdan göstermek istiyorum modeli. Oldukça güzel bir model ve çok kolay, basit yapımı, çok basit bir model. Birçok örgülerinizde kullanabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde de, çocuk örgülerinde de, yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça da kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.